Herkese merhabalar. İlk tekrar programımız mükemmel bir şekilde devam ediyor. Nasıl gidiyor Tonguç'um ilk tekrar programı? Hocam LGS için elimizden geleni yapıyoruz. Sömestri çok iyi değerlendiriyoruz. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Bugün de Türkçe tekrarımızda 3. videomuza geldik. Zaten ilk tekrar çok çok önemli. Neden? Burada 1. dönemi süper bir şekilde tekrar edeceğiz. Sonra son tekrarda da hepsini bitireceğiz. Ve LGS hayallerimize kavuşacağız. Şimdi bugün işleyeceğimiz konu parçadan anlam ve sözel mantık. Yani en fazla soru bu konulardan çıkıyor. Ardından da metin türleri ve söz sanatlarına bakacağız. Metin türleri ve söz sanatlarından da birer soru geliyor. 2020'de ve 2020'de yine geldi. Ama 2021'de tabii dil bilgisi olmadığı için bunlar çıkmadı. Fakat parçadan anlam, sözel mantık çok çok önemli. Yani en fazla soru bu iki konudan geliyor. Dolayısıyla bugün işleyeceğimiz konular çok çok önemli. Sözel mantıktan biraz daha zorlayıcı sorular geliyor. Bunu da söylemek istiyorum Tonguç'um. Şimdi hemen videomuza başlayacağız. Türkiye'de çok çok zor sorular mı çıkıyor hocam? Hayır, Türkçe'de asla inanılmaz zor, kimsenin yapamayacağı zorlukta soru asla çıkmıyor. Böyle bir şey yok. Burada yapmamız gereken sabırlı bir şekilde, dikkatli bir şekilde bol bol soru çözmek. Zaten bizler de ilk tekrar programımızda sizlere biliyorsun Tonguç evladım benim. İlk tekrar setimizde kitaplardan veya diğer sizin kendi kitaplarınızdan bol bol ödevler veriyoruz. Mesela LGS tekrar programını aldık zaten kütahyalardan. Yeni nesil Türkçe matematik kitabında mükemmel Türkçe sorular var. Buradaki sorular senin parça anlamda, sözel mantıkta mükemmel bir netlere ulaşmanı sağlayacak kalitede sorular, seçici sorular. Aynı zamanda artık netler artıyor. Ana denemelerimizdeki Türkçe kısmında da yine süper 2022 LGS'ye uygun yakalayabileceğimiz sorular var. Birçok sınavda soruları yakalamış kitaplar bunlar. İlk tekrar LGS'de de yine aynı şekilde Türkçe kısmında mükemmel bir şekilde senin çözebileceğin harika özel sorular var yine ilk tekrar LGS'de. Buradaki sorular da yine yeni nesil, tam da sınavda çıkabilecek sorular. Bunları çözdüğünde zaten hem ilk tekrarını yapmış olacaksın, hem de 1. dönemi süper bir şekilde bitirip 2. döneme bomba gibi başlayacaksın. Evet, reklamımızı yaptık. Bu reklamı tabii ki esasında sizin sınavlarda en yüksek netlere ulaşmanız için yapıyoruz arkadaşlar. İnşallah sizler LGS'de çok güzel başarılar elde edeceksiniz ve yorumlara yazacaksınız. Kazanınca ben de yazacağım hocam. Aferin, sen de yaz Tonguç'um kazandığım bölümü yorumlara. O zaman hadi bakalım. Şimdi güzel bir şekilde bu önemli konuyu öğrenelim. Ardından da süper bir şekilde ödevlerimizi yaparak netlerimizi artırmaya devam edelim. Cümlede anlam bitirdik. Sözcükte anlam bitirdik. Ne kaldı? Parça anlam. Hiçbir şey kalmadı. Ama en önemli konuda izliyorum. Ama en önemlisi işte. Hiçbir şey kalmadı diyerekten tam çukura düşecektin ki seni son anda kurtardım. En önemli konu. Allah korusun. Çukur dizisi gibi olmasın da Allah inşallah. Korusun. Evet. O dizi gerçekten sertti. Burada şuna dikkat edelim Tonguç'um. Parça anlam esasında Türkçenin en fazla soru gelen, yani neredeyse 10-11 soru gelen kısmı, en önemli kısmı. Burada bol bol soru çözmemiz lazım. Sadece bununla alakalı kitaplarımız var bizim, biliyorsun. Sen de mutlaka oradan soru çözeceksin, örnek soruları çözeceksin, LGS'de çıkmış eski sorulara bakacaksın ve o zaman anlayacaksın ki bu konu dikkatli bir şekilde çalışılma yapılır. Hemen soru çıkma oranlarına bakalım. Konu, başlık, ana düşünce, yarın düşünceden en az 4 soru ya da 3 soru geliyor. O yüzden buraya %100 çıkarı rahatlıkla yazabiliyorum Tonguç'um. Zaten en fazla soru Türkçe'de bu konudan geliyor. Hatta buraya şöyle bir yıldız da yapalım. Bunu zaten biliyorsun. Paragrafta yapıdan da mutlaka soru geliyor. O yüzden buraya da 5 yazıyorum. Buradan 1 soru geliyor. Her şeye 5 yazacaksınız galiba hocam. Evet, birazcık öyle bir durum çünkü var. Çünkü en fazla soru çıkan konu burası. Evet, banko konusuna geldik. Düşünce geliştirme yolları ve anlatım biçimleri ikisi birlikte 5'er oluyor. Niye? Çünkü bunlardan da mutlaka bir soru soruyor Milli Eğitim Bakanlığı. Kişi ağızlarına 3 yazıyorum. Bunu bazen sorunun içerisine yerleştiriyor. Bazen hiç sormayabiliyor. O yüzden buraya 160 dedik. Kişi ağızları zaten anlatım biçimleriyle alakalı. Yani paragraf dediğimiz kısım esasında bu yıldız koyduğumuz yerler. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Hocam 2 tane 5'le yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? 2 tane 5 yazılabilecek sayı hemen şöyle yazalım. 5, 5, 55. 55 değildir, patladınız hocam. Nasıl patladım? 5 üzeri 5'tir hocam. Bakayım. Aa, bak bu da işte matematik bilgisi. Türkçe ayrı, matematik ayrı. Hadi gel şimdi parça anlamı öğrenelim Tonguç. Parçada anlam, yapı ve anlatım. Bitmiyor, bitmiyor hocam. Bitmiyor değil. Gerçekten bu konuyu çok öğrendik, çok tekrar ettik. Bununla alakalı çok soru çözdük, biliyoruz. Ama şimdi bugün hızlı bir şekilde, çok çok hızlı bir şekilde bir daha üzerinden geçeceğiz ki LGS 1. dönem tekrarımızı süper yapmış olalım. En fazla bundan mı çıkıyor hocam? En fazla soru buradan çıkıyor. Şimdi bu konu esasında böyle konu anlatılarak değil de soru çözülerek öğrenilen bir konu. Ama bazı taktiklerimiz var, onları hatırlatacağım sana. Şimdi konu ve başlığı bulurken en çok tekrarlanan kelimelere dikkat çeksin Tonguç'um. En çok tekrarlanan kelimeler konuyu buldurur bize ve başlığı bulurur. Ve anahtar kavramları belirleyeceksin. Yani mesela biz burada en çok hangi kelime geçiyor? Parça, 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 paragraf, paragraf. O zaman bu konu, bunun konusu paragraf diyoruz. İşte sen de paragrafın içerisinde en fazla akıl kelimesi geçiyorsa akılı, evrensellik kelimesi geçiyorsa evrenselliği, başlık yapman gerektiğini, konu yapman gerektiğini bilmelisin Tonguç evladım benim. Ana düşünceye baktığımızda ise ana düşünce, düşüncelerin anasıdır. Evet, annesi. Babası kimdir bu çocuğun? Babası Allah'ım yarabbim. Ne diyorsun saçmalama Tonguç? Babası da konu oluyor tabii ki. Burada ise şuna dikkat et. Eğer bir paragraf verdiysen böyle paragraf diyor. La 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 la. Paragraf anlatıyor. Eğer içerisinde yani diyorsa, kısacası diyorsa, özetle diyorsa veyahut da oysa diyorsa, bak oysa diyorsa
Bu durumda ne olacak Tonguç Evladım benim? Ana düşünce geldi. Oy masa. Oy masa diye bir şey yok. Oy masa. Saçmalama Tonguç yani. Oy ise demek istiyor. Oy masa falan. Filmsi buldum. Filmsi değil Tonguç. Gerçekten korkutuyorsun beni. Filmsi konusunu bir kez daha izlemen lazım. Burada şu önemli Tonguç'um. Yani oysa çünkü özetle öyleyse ama diyorsa bak ama da var. Bunlardan sonra ana düşünce gelme ihtimali çok yüksek. Niye biliyor musun? Anlatıyor bir şeyler sonra diyor ki ama oysa fakat lakin diyerekten ana düşünceye geçiyor. Son cümlelere ve ilk cümlelere dikkat ediyoruz. Yardım düşünce dedik, soru köküne dikkat ediyoruz, ulaşılabilir ulaşılamaz der, metne bağlı kalıyoruz ve eşleştirmeyi de unutmuyoruz. Şimdi sözel mantığa bakalım. Sözel mantık zaten bir iki tane soru geliyor ama güzel sorular geliyor. Gerçekten keyifli sorular Tonguç'um. Bunları rahatlıkla yapabiliriz. Mesela sözel mantıkta sana bir üst bilgi verecek. Ardından bu kişilerle ilgili şunlar bilinmektedir diyecek. Ve bu bilgilere göre hangilerinin katıldıkları müsabakalar kesin olarak bellidir. Ya da kesinlikle ilk şehrine gidemez diyecek. Birincisi bu tarz sorularda şunu bilmen lazım. İlk başta bu kısmı okuyoruz. Birinci kısmı okuyoruz. Yani şu soru kısmını. Ardından üstteki bilgilere dikkat ediyoruz. İkinci kısımda bu üstteki bilgiler. En son kısımda ise seçeneklerden tek tek gidiyoruz. Bak tek tek seçeneklerden gitmemiz gerekiyor. Yani A seçeneğini kontrol et. B seçeneğini kontrol et. C seçeneğini kontrol edecek eklememiz gerekiyor. Mesela bir soruya bakalım. Bu farklı bir soru tabii ki ama bunun da bir taktiği var. O yüzden söylemek istiyorum. Bir sınıftan Naz, Cenk, Hazal, Erdinç ve Serena isimli öğrenciler ilçede düzenlenecek turnuvaya katılmışlardır. Eyvallah. Öğrencilerin turnuvada katıldıkları branşlarla ilgili bilenler şunlardır. İşte üçü koşu, ikisi yüzme yarışmasına katılmıştır. Hazal ve Erdinç farklı branşlarda yarışmaya katılmışlardır. Cenk ve Serena aynı branşlarda. Şimdi burada zaten birazdan göreceğimiz şu görsel seçenekli sorular haricinde gruplara blok yerleştirme diye bir mantığımız var. Onu söyleyeceğim ama ona gelmeden önce burada sana değişik bir taktik göstermek istiyorum Tonguç Elhan'ım benim. Dikkatlice beni dinle. Hiçbir kelime bile etmeni istemiyorum. Şimdi eğer burada Hazal var, burada da Hazal var. Burada Erdinç var, burada da Erdinç var. Burada Cenk var, burada Cenk var. Burada Serena var, Serena yok. Burada isim olmayan hangisi? Naz. O zaman cevap Naz'a odaklanıyor Tonguç Elhan'ım. Niye biliyor musun? Çünkü burada bunlarla alakalı bilgileri sen yerleştiriyorsun. Bunlara bakaraktan diyene ulaşıyorsun mantığıyla Milletin Bakanlığı'nın örnek sorularında da gerçek sınavda da buna benzer örnekler çıkıyor. Tabii bu %100 değil. Burada dikkatli olman lazım. Onun taktiğine geleceğiz. Görsel seçenekli sorulara baktığımızda bu metinde tanıtılan sanat eserine göre örnek gösterebilir diyor. Buradaki taktiğimiz de şu bak. Burada normal bir adam bizim tarlada çalışıyor. Burada da normal bir kadın tarlada çalışıyor. Burada normal ağaçlar var. Burada ise ağaçlarla gök acayip bir şey bak. Gökten de ağaç. Yani bu bir sanatsallık farkı var. Yani Ankara Ceyhan Denizli Konya'ya gidiyor. Bursa ise Mersin'e gidiyor. Yani bu Mersin'e gidiyor, bu tersine gidiyor bunlar. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. Dolayısıyla yine üçünden farklı olan seçenek doğru cevaptır. Görsel seçenekli sorulardır. Ama tabii ki yine bu da %100 değil. Yine dikkatli bir şekilde senden istenileni bulmaya çalışmalısın. Şimdi az önceki sorudaki gruplara blok yerleştirmeye geliyorum. Önce soru kökünü okuyoruz. Öncüler doğrultusunda grupların sayıları veriliyor Tonguç. Mesela kişiler var Ali, Zeynep, Ömer, Mustafa, Melek. Öncüler diyor ki Ali ile Zeynep aynı müzeye gitmiş oluyor. O zaman Ali ile Zeynep buraya yerleştireceğiz. Mustafa ve Melek farklı müzeye gitmiştir diyor. Şimdi o zaman Mustafa ve Melek farklı müzelere gittiyse Mustafa ya burada ya burada, Melek ya burada ya burada. A müzesine 3 kişi, B müzesine 2 kişi gitmiştir diyor. O zaman burası kesinleşti. Ali ile Zeynep sadece buraya yerleşebiliyor. Niye? Çünkü Ali ile Zeynep aynı müzeye gittiyse, Mustafa ile Melek farklı müzeye gittiyse sen Mustafa'yı ile Melek'i buraya koyamazsın. Buraya koyarsan burası 4 kişi oluyor. Dolayısıyla kesin olan bir şey varsa Ali ile Zeynep bloğu net diye buraya yerleşiyor. Senin bilmediğin tek şey Mustafa'nın B müzesine mi gitti, A müzesine mi gitti? Dolayısıyla bu iki öncül birçok defa senin sorunun %90'ını çözmene yeter. Tablo oluşturma yorumlama sorularında ise önce soru kökünü okuyoruz. Metinde verilenleri ayrıntılı inceliyoruz. Verilen unsurların sayısına göre de tablo oluşturuyoruz. Yani bu resmen yerleştirme sorusu. Ne vermiş? 8A, 8B, 8C, 8D. Neler var? 1, 3, 4, 5, 6. Bunları tek tek yerleştirdiğin zaman zaten sonra sana burayla alakalı bir şey soracak. Diyecek ki mesela Ahmet ve Ayşe 8C'dir. Diyecek. Değil ki yani ne alakası var. Kronolojik soru yapma soruları zaten en kolayı. Soru kökünü okuyoruz. Önce, sonra, daha sonra gibi ifadelere dikkat ediyoruz. Öncül metin var. Burada önce, sonra, daha sonra diyorsa burada soru kökünü ilk başta birinciyi okuduktan sonra seçeneklerden diyorsun. A diyor, B diyor, C diyor, D diyor. Sen burada şuna dikkat et. Sonra ile daha sonra arasındaki farkı bilmen lazım. Şimdi mesela diyelim ki A, B'den sonradır diyor ya. A olayı B olayından sonradır diyor ya. Dolayısıyla C'den sonra da olabilir, D'den sonra da olabilir. Sadece B olayından olmayabilir. Başka olaylardan sonra da olabilir. Bu kısma dikkat et. Burası önemli. Zaten bununla alakalı taktik videolarımızı izlemişsindir. Şifre oluşturma soruları zaten biz yeni nesiliz. Akşama kadar yok Instagram'da, yok Gmail'de, yok işte ne bileyim telefonumuzda sürekli şifre oluşturuyoruz. En az 6, en fazla 8 karakterden oluşmalıdır. Şifrenizi en az 1, bunları verdiği zaman buna göre hareket etmen lazım. Yani buradaki kelimeleri tek tek kullanman lazım. Görsel metin eşleştirmede sana bir resim verildiği zaman mutlaka
Yani hani paragraflar var ya, şöyle paragraf veriyorlardı. La 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 la. Hangisine değinilmiştir? Hangisi çıkarılamaz? Hangisi yoktur diyordu ya. Sen orada ne yapıyordun? Paragrafta kelimeleri tek tek kontrol ediyordun. Burada resimdeki verilenleri, buradaki çocuk dondurma mı yalıyor? Buradaki çocuk kağıdın üstüne mi basıyor? Burada at mı var, eşek mi var? Buradaki evin üzeri tuğla mı? Buradaki ev ahşap mı? Bunları tek tek dikkatli bir şekilde bakman gerekiyor. Asla işte bu mahallede durumu zayıf insanlar oturmaktadır veyahut da bu mahalledeki şu çocuk çalışkandır gibi resimden anlaşılmayan şeyleri söylemen gerekiyor. İnfografik yorumlamada ise zaten her şey belli. Aşağıda nokta nokta ile ilgili görseller verir. Bazen nüfus olur, bazen ekonomi olur, bazen dersler olur, hiç fark etmez. Ülkeler verir. Burada yapman gereken şey şu: bana ne verilmiş, benden ne isteniyor diyeceksin. Bana ne verilmiş, tablo verilmiş. Benden ne isteniyor, hangisine kesinlikle ulaşılır deniyor. Asla ve asla sana verilmeyen bilgileri kafadan atmayacaksın. Ve mutlaka mutlaka sana bir bilgi verildiyse mutlaka bir sebebi vardır. Yani ya bunun fabrikada fazlaymış, şu parçayı fazla oldukları için koymuşlar diyemezsin. Dolayısıyla dikkatli olman lazım. Şimdi hemen sorumuza geçiyoruz. Oh be, bayılıyorum sen. Oo hocam, bu ne böyle? Hocam bu roman mı? Bu roman değil. Gerçekten kasetten konuşuyorsun. Bu YNS, yani YNS soru. Veyahut da BTS, yani beceri temelli soru. Biz buna neden beceri temelli diyoruz biliyor musun? Bak, sorunun içerisinde resim var, görseller var, infografi var. Hocam bu oradaki DO harflerini çıkartıp joker hakkımı kullanıp U harfi almak istiyorum. Yani hayır, öyle bir şey yok. Gerçekten de hocam, ne biçim bir soru böyle? Hayır hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir sıkıntı, hiç korkmamıza gerek yok. Bazı sorular sorudur, bazı sorular zorudur, bazı sorular farklıdır diyorsun ama hiç endişelenmene gerek yok. Şimdi bu görselde seninle alakalı olan bir soru değil. O yüzden ben arkadaşlara anlatıyorum. Bu görselde beyin ile ilgili olarak. Aa, yani, evet, seninle alakalı. Ağzıma teşekkür ederim hocam. Rica ederim, görüşürüz. Hangilerine değinilmemiştir diyor. Şimdi bak. Bu tür sorularda önce bu kısmı mutlaka okumamız lazım. Sonra bilgileri işlememiz lazım. Şimdi beyin. 30 yaşlardan itibaren beyinde olumsuz değişimler başlar. Hmm. Beyin hücreleri yavaş yavaş küçülür. Beyin kıvrımlarının eni daralır. Beyin ortasındaki boşluklar genişler. 50'li yaşlarda beyin ağırlığı azalmaya başlar. Azalma oranı her 10 yılda %2-3 civarında gerçekleşir. Beyin damarlarının duvarları kalınlaşır ve esnekliği azalır. Yaşlanmayla birlikte bilgiyi depolama gücü ve öğrenme hızı azalır. Ben de hocam 30 yaştan sonra 13 yaşından sonra olmaya başladı hocam. Sen de biraz erken başladı, evet. Neler yapılabilir? Yaşlanmaya bağlı olumsuzları azaltmak veya en az indirmek için haftada en az 2 defa balık tüketilebilir. Kötü alışkanlıklardan uzak durulabilir. Kötü alışkanlık dediği işte var ya, iğrenç, sigara falan, o tarz şeyler. Bulmaca çözülebilir ve kitap ve gazete okunabilir. Şimdi burada beyinle ilgili olarak hangisine değinilmemiştir diyor. Yaşlanmaya bağlı olarak kimi değişimler geçirdiğine değinildi mi? Değinildi. O zaman bire değinildiği için bir cevaplarımız içerisinde olmayacak. Yaşlanmanın olumsuz etkilerini azaltmanın bazı yolları olduğu, buna değinildi mi? Değinildi. O zaman bu da olmayacak cevaplarımızın içerisinde. Birin olduğu seçenekleri ve ikinin olduğu seçenekleri eleyince zaten geriye D kalıyor. 30'lu yaşlardan sonra öğrenme hızının her yıl %2-3 civarına azaldı. Bak, 50'li yaşlardan sonra her 10 yılda %2-3 civarına azalıyordu. Burada bizim kafamızı karıştırmaya çalıştı. O yüzden cevabımız denizi diyoruz. Geldik başka bir soruya. Bu metinde yargılarından hangisi vurgulanmıştır? 20. yüzyıldan bu yana dünya sosyal, ekonomik ve kültürel olarak çok önemli dönüşümler yaşamaktadır. Bu yüzden okullarda öğrenilen temel bilgiler ya kısa sürede geçersiz hale gelmekte ya da yetersiz kalmaktadır. Bu durumda kişinin hayata ayak uydurması, hayat boyu öğrenmeye açık olmasına bağlıdır. Yani çağımız bireylerin hayatları boyunca öğrenmeye açık olmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu metinde hangisi vurgulanmış? Bakalım. Çağımızda dünyanın önemli değişimler yaşadığı. Bir kere bundan bahsetti ama vurgulanan bu değil. Vurgulanan şeye çok dikkat et. Bak, bireylerin hayatları boyunca öğrenmeye açık olmalarını zorunlu kılıyor diyor. Yani son cümle çok önemli Tonguç'um. Son cümleler çok önemli. Nasıl bir filmin son dakikasını izlemeden çıkarsan, son 10 dakikasını izlemeden ben gideceğim aman dersen filmin sonucunu anlayamazsın. Paragrafların da son cümlelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten burada bak ne diyor? Yani diyor. Ne demiştik biz? Yani, öyleyse, özetle, oysa, ama, tamamen, fakat gibi ifadelerden sonra ana düşünce gelir demiştik. Burada da ana düşünceyi verdi ve vurgulanan bu cümle. Bu cümle hangisinde? İkide. Niye? Çağımızın hayat boyu öğrenmeye gerektirdiği, bireylerin hayat boyu öğrenmeye açık olmaları gerektiğini söylüyor. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği. Demek ki yani görünce, öyleyse, amayı görünce ana düşünceyi yakalayacağız. Şimdi parçanın yapı yönüne baktığımızda ise burada taktiğimiz şu. Mutlaka giriş cümlesini bulacağız. Ve giriş cümlesinin içerisinde bu, bunun gibi, dolayısıyla, çünkü, önce, sonra, daha sonra gibi ifadeler olmayacağını bileceğiz. Yani paragraf şöyle başlamaz. Bundan sonra, neden sonra ya? Böyle bir cümleyle giriş cümlesi olamaz ki. Dolayısıyla buraya dikkat edeceğiz. Ardından sıraya dizeceğiz. Paragraf tamamlamada da yine giriş cümlesinin özelliklerini dikkate almamız lazım. Ve sonuç cümlesi, yani özetle, kısaca, sonuç olarak gibi ifadeleri de mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Deyim ve atasözlerine getirirken o deyimin ve atasözünün anlamını iyi yakalamamız lazım. Paragraf bölmede
bir paragrafın, daha doğrusu ikinci paragrafın ilk cümlesi ne olur diyorsa yine giriş cümlesinin özelliklerine bakman lazım. Yani sana şöyle bir şey vermiş diyelim ki, böyle gidiyor la 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 la, gidiyor 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 gidiyor. Burada diyor birinci cümle, burası ikinci cümle, burası üçüncü cümle, burası dördüncü cümle, burası beşinci cümle. Hangisiyle başlar diyorsa giriş cümlesi olabilecek bir cümleye bakman lazım. Eğer burada bu diyorsa, burada bu yüzden diyorsa, bunlar giriş cümlesi olamaz ki. Bunlar başka bir cümleyle bağlantılı. O zaman içerisinde bu yüzden olmayan cümleleri seçmen gerekiyor. Giriş cümlesi seçmen gerekiyor. Paragraf taktikleriyle alakalı videomuzda mutlaka izle. Bu yüzden paragrafın içinde yeni bir giriş cümlesi aranır. Cümleleri birbiriyle ilişkilendiren, dolayısıyla çünkü, önce, sonra, bu gibi ifadeler giriş cümlesinde olamaz. Düşüncenin akışını bozan cümlelerde yine giriş cümlesi bulmamız lazım. Çünkü düşüncenin akışını bozan cümle böyle giderken bir anda pat diye olaya yepyeni bir açı, yepyeni bir bakış açısı, yepyeni bir bağlantı getiriyor. Ve genellikle akışı bozan cümleden bir sonraki cümlede bu gibi ifadeler oluyor. Niye? Akışı bozan cümleden bir önceki cümleyle bağlantı kurabilmek için. Hemen sorumuza bakalım. Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi en uygun olan ifade hangisidir diyor. Bakalım. Bilgisayar ve internet hayatın her alana girmiştir. Okuma yazma bilmeyen çocuklar bile akıllı telefon veya tablet kullanmaktadır. Bu durum bilgisayar, akıllı telefon ve internet bağımlılığı sorunlarını doğurmuştur. Bununla birlikte uzmanlar yasaklamanın çözüm olmadığını belirtmektedir. Sorunun çözümünde en büyük görevin ailelere düştüğünü vurgulamaktadır. Öyleyse işe sorunun farkında olmayan, bak, sorunun çözümünde en büyük görev ailelere düştüğünü vurgulamaktadır ve yasaklamanın çözüm olmadığını söylüyordu. Bak yine sonlara odaklandık. Öyleyse sorunun farkında olmayan ailelerin bilinçlendirilmesiyle başlanmalıdır. Bu olur. Aileler internet aboneliklerini iptal etmelidir. Bunlar ne alakası var? Niye internet aboneliğini iptal ediyorsun ki? İnternetsiz bir dünya olamaz artık. Yetkililerin uyarılarını dikkate almak gerekir. Ya bak, sorunun farkında olmayan yetkililer mi? Yetkililer o zaman nasıl yetkili oldu? O da anlamsız. O yüzden cevabımız A seçeneği, yalnız bir ailelerin bilinçlendirilmesi lazım. Şimdi hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyor. Mantığımız son derece net, son derece belli. Bir kere bak, giriş cümlesi bulmaya çalışacaktık. Modern, bir kere birinci cümle zaten akışı bozamaz, ilk cümleyle başladı. Modern toplum yaşamında hepimiz kişisel verilerimizi birçok kişi ve kurumla paylaşıyoruz. Bu zaten giriş. Örneğin diyor. Şimdi örneğinle giriş cümlesi olmaz. O yüzden bu iki asla bozamaz. Örneğin buna örnek veriyor. Burada bizde de bu talepler diyor. Bu ifadesi olduğu için bu da giriş cümlesi olamaz. O zaman cevabımız net bir şekilde 3. Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ifade eder. Bu bir giriş cümlesi ve bu cümle herhangi bir şeyle bağlantılı değil. O yüzden düşüncenin akışını bozuyor bak. Bu dediği için buradan bir önceki ifadelere dikkat etmemiştik. O yüzden cevabımız C. Parçanın anlatım yönüne geliyoruz ve artık bitiriyoruz konumuzu. Bayılıyorum en sonunda hocam ya. Hocam çok güzel yapmışsınız bu arada. Evet, gerçekten tablolarımız gerçekten SS'lik, yani ekran görüntüsü almaya uygun görüntüler. Açıklamanın anahtar kelimesi Tonguç'um bilgi. Okuduğun zaman sana bir bilgi verildiğini görüyorsun. Ders kitaplarındaki metinler gibi bilgi, isim, tarih ve tanım ve örnekler yer alıyor. Tartışmada anahtar kelimemiz sohbet. Yani burada konuşma havası içerisinde bir şeyler anlatılıyor. Bir şey karşı çıkılıyor ve bir şey savunuluyor. Nokta nokta diyorlar, ben buna katılmıyorum şeklinde girişler oluyor ve kanıtlamak için örnekler verilebiliyor. Betimlemede ise gözümüzde canlandırma. Adeta bir resim çizme var. Gözümüzde bir resim gibi canlanıyorsa burada betimleme vardır diyebiliriz. Gözlem vardır diyebiliriz. Görünümler, ayrıntılar, varlıkların ayrıcı özellikleri burada belli ediliyor. Öykülemede ise bir olay var. Mutlaka da bir olayı anlatan veya olayın kahraman olan bir kişi var. Bu kişi bir şeyler yapar ve yaşar. Yani en az bir de olay olduğunu bilmemiz gerekiyor. Düşünce geliştirme yollarına baktığımızda ise tanımlama bu nedir sorusunun cevabı. Karşılaştırma oysa, ise, halbuki, e göre, en, daha gibi ifadelerle oluyor. Örneklendirmede örneğin, mesela, söz gelimi diyoruz. Tanık göstermede başkasına ait bir söz tırnak içinde aktarılıyor. Sayısal verilerde sayılar, rakamlar, oranlar var. Duyularda 5 duyumuz var. Söz sanatlarında da insan olmayan varlıklara insana özgü özelliklerin verildiği kişiliği. Efendim hocam. Yok, sen insansın Tomuç'um. Ve zayıf olanın güçlü olana benzetildiği benzetme sanatı olabiliyor. Birinci kişi kullanıldıysa eğer ben geldim diyor veya biz geldik diyor. Üçüncü kişi ise o geldi ya da onlar geldi şeklinde kullanılıyor. Yani içeriye girdim diyorsa birinci kişili anlatım var. İçeriye girdi, kapıyı kapattı diyorsa üçüncü kişili anlatım var. Şimdi gelelim örnek sorumuza. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Şanlıurfa'nın 15 kilometre kuzeydoğusundaki Göbeklitepe'yi 12 bin yıl önce inşa edilmiş. İnşa, bak, 15 kilometre diyor, 12 bin yıl önce diyor. Dolayısıyla sayısal veriler var. Hatta şöyle altını çizelim ve bunun da sayısal veri olduğunu söyleyelim. Bu da Göbeklitepe'nin Malta'daki M.Ö. 3600'lerden kalma tapınaklardan daha yaşlı olduğu anlamına geliyor. Bak, daha yaşlı diyor. Dolayısıyla daha yaşlı ifadesi de karşılaştırma olduğunu gösterelim.
Yani Göbekli Tepe'de dünyanın en eski tapınağı yer alıyor. Bu da yine karşılaştırma. En eski tapınak ifadesiyle karşılaştırma. Taş devrinden kalma bu tapınakların yapılış biçiminde ortak bir özellik göze çarpıyor. T harfini andıran sütunlar ile çevrilmiş bu tapınakların merkezinde karşılıklı iki sütun yer alıyor. İki sütun yer alması yine sayısal veri. Boyları 3 ile 6 metre arasında değişen bu sütunların stilize edilmiş insan eserleri olduğu düşünülüyor. Ve paragrafın bütüne baktığımızda da açıklamayı görüyoruz. Yani şuradan şuraya kadar bize bir bilgi verildiğini görüyoruz. O yüzden açıklama da var. Ama bir kavga, bir dövüş, bir sohbet. Böyle düşünüyorlar ama ben buna katılmıyorum havası yok. O yüzden cevabımız tartışma. Bu metnin dil ve anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez demiş. Şimdi giyecek bir gömleği bile yoktu. Ve çıplak omuzlarının üzerinde eski bir kaftan vardı sadece. Kızgın güneş kömür gibi karartmıştı. Ve elmacık kemikleri bakır gibi, tunç gibi parlıyordu. Şimdi burada bir kere betimleyici anlatım var. Niye bak kızgın güneş diyor, kömür gibi karartmış diyor. Böyle bir betimlemeler var, bunu bir kere yakalıyoruz. Aynı zamanda kömür gibi derken bak şu kömür gibinin altını çiziyorum. Benzetmeden de yararlanılmış diyebiliriz. Benzetmeler de var mı bakalım. Bakır gibi diyor bak. Burada gibi ifadesine bize benzetmeyi buluruyor. Oysa güçlü omuzları, tunçtan dökülmüş gibi güçlü kolları vardı. Hiç kimse onun kadar hızlı çalışamaz, onun kadar iş üretemezdi. Çok kolay, çok rahat biçerdi buğday saplarını. O çalışırken tırpanın başaklara çarparak çıkardığı hışırttan, biçilen sapların devrilirken çıkardığı yumuşak sesten başka bir şey duyulmazdı. Şimdi burada farklı duyulara ait ayrıntılar da var. Niye? Görme duyusunu zaten görebiliyordu. Bak hışırtı diyerekten işitme duyusu da var. Burada esas önemli olan şey birinci kişi ağız demiş, o yanlış. Zaten önce buradan başlamalıydık. Niye biliyor musun Sonuç? Duyulmazdım, görünüyordum dese, karartmıştım, parlıyordum dese birinci kişi ağız olacak. Ama parlıyordu demiş, duyulmazdı demiş. Parlıyordu demesi veyahut da işte vardı, üretemezdi demesi hep o diye gitmesi bunun üçüncü kişi anlatımı olduğunu gösteriyor. Rahatlıkla parçanın içine bakmadan da bunu bulabilirdik. Şimdi bu konuyu da bitirdik. Hadi bakalım şimdi büyük kağıdımızı getirelim ve artık Türkçe'yi bitiriyoruz. Oh be! Ve artık Türkçe'yi bitiriyoruz Songuç'um. Sonunda hocam ya. Film C'yi bitirdik. Cümle önerini bitirdik. Ama hocam sadece birinci dönem lütfen. Olsun. Birinci dönem Türkçe ne demek biliyor musun? 20 soruda 18 soru demek. Çünkü zaten ikinci dönemde tek cümle türleri var. Anlatım bozukluğu var. Fiil çatısı var. Onları da zaten hızlı bir şekilde öğrenebiliriz. Türkçenin çoğunluğu zaten birinci dönemde bitiyor. Dolayısıyla Türkçe'yi bitirdik diyebiliriz. Söz sanatları da en lokum konu. Gerçekten böyle bayramlarda hani misafirlerde lokum ikram ederler ya. Buyurun hangisinden? Lütfen çifte kar olmuşsun. Bir tane daha alın. Çekinme evladım, bir tane daha alırlar ya. Aynen onun kadar kolay bir konu. Buradan da maksimum bir soru geliyor. Bunların içerisinde en çok soru gelme ihtimali olan kişileştirme. O yüzden buraya 4 yazıyorum. Diğerlerine ise oran olarak 3'leri veriyorum Tonguç'um. Çünkü diğerlerinin hepsinin gelme oranı eşit. Fakat kişileştirme en fazla sorumlu. Şimdiye kadar yapılan LGS, LPG, ABS, TEOG, YGS bütün sınavları inceledik. En fazla kişileştirme yani insan olmayan varlıklara... Efendim hocam? Yanlış anlama Tonguç'um. İnsan olmayan varlıklara insana özgü özelliklerin verildiği kişileştirmeyi sormuşlar. Çok kolay bir konu. Kısa bir sürede bitireceğiz. Hadi gel hemen videomuza gidelim Tonguç'um. Ve söz sanatlarıyla yani Türkçemizin birinci dönem genel tekrarının son konusuyla artık noktayı koyuyoruz. Tezat zıtlık demek. Benzetme, benzetmek yani bir zayıf olan varlığı güçlüye benzetmek. Konuşturma, konuş bakalım Tonguç. Hocam nasılsınız bugünlerde? İşte bak insan olmayan bir varlığın insan gibi konuşması. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim sen bir meleksin Tonguç'um o yüzden. Abartma bir şey olduğundan fazla göstermek. Ben bir meleğim, dağda gezen ineğim. Gerçekten. Ot versem yerim. Güzel. Allah iyiliğimi versin. Aynen gerçekten sanat dolu, şiirsel, zengin. Mani yazdım sizin için. Mani gerçekten bir mani yoksa gelelim sana. Abartmayı da göreceğiz çok basit bir konu. Kişileştirmeyi zaten biliyoruz. Hemen başlayalım. Şimdi taktiklerle gideceğiz. Benzetmede benzeyen ve kendisine benzetilen varlık var. Ve gibi sözcüğünü gördüğünüzde, andırıyor sözcüğünü gördüğünüzde diyeceksiniz ki burada benzetme olabilir. Umutlarının mola verdiği yerde geceler bir nehir gibi akıyor bak. Gibi gördüğün zaman diyeceksin ki burada benzetme yani teşbih var. Kişileştirme insan olmayan varlığa insana özgü özellikler verilmesi. Efendim hocam. Mesela üstünde bir de mi alayım. Teşekkür ederim. Gerçekten sanatsal bir mi yani gerçekten Türkçenin o zenginliğine yakışır bir mi verdin tebrik ediyorum. Üstünde yabani güller biterdi. Dereler tepeler seni anmasa. Şimdi burada... Dere tepe beni anmaz ki. Dere tepe normal cansız varlık. Böyle mal gibi duran bir şey. Niye? Topraktan bahsediyor hocam. O zaman seni anmasından bahsediyor. O zaman burada dere ve tepede kişileştirme var diyeceğiz. Konuşturmaya baktığımızda ise bu sefer zaten kişileştirme olup bir de konuşmaya başlayacaklar. İnsan olmayan bir varlık konuşuyor. Mesela yolu geçmez dağlarda bir garip çeşmeyim ben. Çeşme konuşuyor mesela. Merhaba arkadaşlar ne haberdi? Şöyle çeşmeyi düşün. Şurada. Bu çeşmenin ağzından
böyle bir cümle çıkıyor. Yolu geçmez dağlarda bir garip çeşme mi? Sen nasıl konuşuyorsun ya? Konuşurma sen. Sen kimsin? Haddini bil. Yani. Kapatırım bir anda seni. Abartmaya baktığımızda ise mübalağa bir olay ya da kavram olduğundan çok büyük ya da çok küçük gösteriliyor. Rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Yani şimdi abartıyorsun. Tüy kadar hafif bir şey olamaz ki zaten. Tüy zaten inanılmaz hafif. Dolayısıyla burada abartmış. Karşıtlık, tezat yani zıtlık birbirine karşıt durumdan söz ediliyor. Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü. Nasıl yani? Beyaz bir karanlık mı? Karanlıkla beyaz zıt birbirine. Dolayısıyla burada bir karşıtlık var diyebiliyoruz. Şimdi bakalım sorumuza. Şimdi bu yeni nesil beceri temelli sorularda zaten sana mübalağanın ne olduğu, tezatın ne olduğu, intiharın ne olduğu veriliyor. Ardından soru soruluyor. O yüzden hiç endişelenmene gerek yok. Ama sen bunlar hiç verilmeyecekmiş gibi konulara çalışmalı. Bol bol tekrar etmelisin. Evet, parmağımıza da kalem o gelmiş. Şimdi hangisini verilen sanatlardan herhangi birine yer verilmemiştir diyor. Mübalağa, abartma, tezat, karşıtlık, intihar, konuşturma. Oturmuş derdime dert mi katarsın? Alem sele gitti gözümün yaşından. Yavaş. Yani öyle bir ağlamış yavaş ki. Yavaş ya. Ne yani bu kadar abartmış yani. Gözümün yaşından alem sel oldu diyor. O zaman burada A seçeneğinde mübalağa var. O yüzden buraya A yazıyorum. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim. Minicik gövdeme yüklü kaftağı. Kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım. Şimdi burada minicik gövdeme yüklü kaftağı diyor. Buraya baktığımızda Tonguç'um burada da konuşturma var. Yani kendini konuşturmuş, kendine yüklemiş. Tamam. Açsam rüzgara yelkenimi, dolaşsam ben de deniz deniz. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynadır. Ha bak. Dost ve düşman birbirine zıt mı? Zıt. O zaman D seçeneğini buraya koyduk. Şurada da C seçeneğinde konuşturma var. O zaman cevabımız net bir şekilde B seçeneği. Burada kelebek konuşuyor. Burada düşman dost var. Burada alemin alem sele gidiyor gözlerinin yaşından. Abartma. Ama B seçeneğinde herhangi bir şey yok. O yüzden cevabımız Bursa. Hadi bakalım. Ödül sorumuzu yapıyoruz. Yorumlara yolluyoruz.